Sıradaki değerli konuğumuz yine Ankara'dan avukat doktor Mehmet Emin Tatlıpınar ile birlikte hukuk alanında merak edilenleri konuştuk. Birazdan keyifli sohbetimiz ekranlarda olacak. İyi seyirler efendim. Değerli izleyicilerimiz, Sektöre Dair Her Şey programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara'dayız. Değerli konuğumuz avukat doktor Mehmet Emin Tatlıpınar ile birlikteyiz. Merhabalar Mehmet Emin Bey, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizi ağırladığınız, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Tabii ki. Ben avukat doktor Mehmet Emin Tatlıpınar. Aslen Aksaraylıyım. Lakin Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Aynı zamanda Ankara Niyat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun da kurucu ortaklarından birisiyim. Burada birçok konuda ve birçok alanda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Kendim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belirli bir süre görev yapmaya mütakip emekli oldum. Şu anda Ankara Barosu Başkanlığı lehvasına kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra etmekteyim. İnşallah yakın zamanda da siyaset hayatına atılıp devlet hizmetine kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz gelmeden önce de biraz sizin hakkınızda bilgi edindik. Sosyal medyadan olsun, internet mecralarından olsun ve referanslarınız dolayısıyla. Daha çok böyle ceza hukuku hakkında da çalıştığınızı gördük. Evet. Ceza hukuku hakkında biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ceza hukuku öncelikle suç olarak nitelenen insan davranışlarını, onlara uygulanan yaptırımları, bu yaptırımların hukuki sonuçlarını inceleyen, derleyen kurallar bütünü bir hukuk dalı olarak nitelendirebiliriz ceza hukukunu. Ceza hukuku modern manada iki ana kısımla oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi genel kısım, diğeri ise özel kısımdır. Öncelikle özel kısım, kanun koyucu tarafından yasaklanan, yaptırımlarla yasaklanan suçları içermektedir. Örnek, Türk Ceza Kanunu madde 81, kasten öldürme. Bunun karşılığı, suçun ceza olarak karşılığı müebbet hapis cezası gibi. Genel kısımda bu suçlara uygulanan genel düzenlemeleri, genel hükümleri içermektedir. Örnek haksız tahrik, meşru müdafaa, meşru müdafaada sınırın aşılması gibi konulardır. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bir suçla itham edildiğiniz takdirde artık sizinle ilgili bir ceza soruşturması başlamış bulunmaktadır. Ta ki suçluluğunuz ispat edilene kadar suçlu sayılmazsınız. Fakat sizinle ilgili de bir soruşturma veya kovuşturma başlatıldığında aşikardır. Dolayısıyla böyle bir durumda tüm bilgilerin, davayla ilgili tüm bilgilerin toplanması, hızlı bir çözüm bulunması ve maddi gerçeği ortaya koyulması için alanında uzmanlaşmış, ceza alanında uzmanlaşmış bir avukatla çalışmanız daha iyi olacaktır. Örnek bir silahlı bir olay düşünün. Silahlı bir olayda, olay yerinde kaç adet ateş edildi, hangi merminin hangi silahtan çıktı, hangi sesin hangi silaha ait olduğu, kolluk kuvveti olay yerine geldiğinde kaç adet boş kovan bulması gerektiği veya olay yerine başka yerlerden başka kişilerce bir ateş edilmediği gibi konular önemli konular ve ayrıntı gerektiren konulardır. Veya bir olayla ilgili bir telefon görüşmeleri olduysa arayan aranan kayıtlar, hangi lokasyondan, hangi saatte ve nereden arandığı gibi konular tamamen uzmanlık gerektiren konulardır. İşte bir ceza avukatı bütün bu toplanan bilgilerin hepsini eline alır ve bunların soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki ifadelerle ne derece örtüştüğünü, ne derece çeliştiğini ortaya koyar. Dolayısıyla ceza avukatı hangi davalara bakar dersek de ağır ceza mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, İcra Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ve Suç Ceza Hakimliklerindeki davalara biz ceza davaları diyoruz. İşte bir ceza avukatı da bu mihverde ceza davalarına bakmaktadır. Bir avukat soruşturma aşamasında ihbar ve şikayetle birlikte eline alır o davayı, sonraki aşamalarda davayı takip edip ta ki istinaf ve temiz aşamasına kadar bu süreci büyük bir özen ve dikkatle yerine getirir.
Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Mehmet Emin Bey, ceza hukuku hakkında detaylı bir şekilde bizi bilgilendirdiniz. Ama sizi biz incelediğimizde, sosyal medyalarız dediğimiz gibi ve referanslarınızı ceza hukuku dışında aile hukukuyla da ilgilendiğinizi gördük. Biraz da aile hukukuyla ilgili bilgilendirebilir misiniz bizi? Tabii ki. Aile hukuku, Caner Bey, öncelikle medeni kanunun en geniş kapsamlı kısmıdır. Aile hukuku, evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Öncelikle evlilik hukuku kısmında evlenme, boşanma, evlilik birliğinin kaideleri ve eşler arasındaki mal rejimi konusu ele alınmaktadır. Hısımlık kısmında soy bağının kurulması ve aile bölümleri ele alınmaktadır. Son olarak vesayet kısmında da vesayet düzeninin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi konuları yer almaktadır. Şimdi biz Nihat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize gerek Türk vatandaşlarının kendi aralarındaki evlilikleri, gerekse Türk vatandaşlarının yabancı vatandaşlarla olan evlilikleri arasındaki bir boşanma durumu, evlenme durumu, nişanlanma durumu, evlat edinme durumu, aralardaki nafaka yükümlülükleri, velayet kimde kalacak eşlerden o durumun belirlenmesi vesaire gibi durumları o müvekkillerimizin özel hayatlarının gizliliklerine dikkat ve özen göstererek aile hukukundan kaynaklı olan bu ihtiraflarını ya dava yoluyla ya da eşler arasındaki protokol düzenlenmesi şekliyle bu hizmeti veriyoruz. Maalesef aile hukukunda en çok görülen dava türlerinden bir tanesi de boşanma davaları olmaktadır. Mehmet Emin Bey, aile hukuku konusuyla ilgili de bizi ve izleyicilerimizi detaylı bir şekilde bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca hukuk alanında farklı bir şeyle de karşılaştık. Biz son zamanlarda bizim de ekranlarımıza gelen sorulardan oluyor bu. Size de sormak isteriz. Alanınızda uzman bir avukat olarak bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Tahdit kodları ve bu tahdit kodlarının kaldırılması hususunda bize bilgi verebilir misiniz acaba? Şimdi Caner Bey, öncelikle tahdit kodları şöyle bir konu. Ülkemize yıl içerisinde birçok yabancı giriş çıkış yapmakta biliyorsunuz. Bu yabancılar ülkemize giriş yaparken kural ve kaideleri yerine getirmekteler. Fakat daha sonrasında bazı kanunlara uymamakta ve o ilk başta göstermiş oldukları özeni yerine getirmemektedirler. Bu sebeple de ülkemizden deport edilmekte, yani sınır dışı edilmektedirler. Bunlara bağlı olarak bir de yapmış oldukları eylem neticesinde sicillerine bazı tahdit kodları işlenmekte ve bu tahdit kodları da kendileriyle birlikte kendilerinin yurt dışına, yani 1 yıla 5 yıl veya süresiz bir şekilde ihraç edilme sürelerini belli etmektedir. Bu tahdit kodları nedir diye soracak olursanız, örnek veriyorum, bir G78 bulaşıcı hastalıkların tahdit kodu, G87 yine güvenlik nedeniyle tehlike arz eden kişilerin güvenlik kodu, Ş118 ikamet izni iptal edenleri ifade eden bir koddur. N99 Interpol arama kararı olanları ifade eden bir koddur. Mesela K tamamen K diyelim, kaçakçılıktan arananları ifade eden bir koddur. Şimdi bu tarz tahditlerin kaldırılması ile ilgili davalar idari dava yoluyla olabildiği gibi bazen idari başvuru veyahut da meşru haklı davetiye şeklinde de çözülebilmektedir. İdari olarak çözülme noktasında idari mahkemelerinde süreç yaklaşık bir ay falan sürmektedir. Fakat bazen bununla birlikte idari işlemin başvurusuyla ilgili, iptaliyle ilgili dava açtığınızda bununla birlikte yürütmenin durdurulması kararı talebi de bulunabiliyorsunuz. Böyle olduğunda tabii o yabancı için süreç biraz daha hızlı ilerliyor. O yüzden Türkiye içerisinde bulunan bir yabancının hem kendisiyle ilgili deport kararı verildiyse hem de tahdit koyulduysa en akıllıca yapılacak olan şey deport kararının kaldırılması davasıyla birlikte tahdidin kaldırılması davasında birlikte açıp yürütmenin durdurulmasına talep etmektir. Çok teşekkür ederiz. Bu konuda da bize çok detaylı bilgi verdiniz. Peki Mehmet Emin Bey, ayrıca son olarak bir sorumuz daha olacak size.
Ayrıca tekrardan çok teşekkür ederiz. Zamanınızı alıyoruz ama. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrası hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne öncelikle başvuru yapabilmek için ülke içerisindeki olağan tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi de bu olağan iç hukuk yollarının tüketildiği andan itibaren ve hak ihlalinin ortaya çıktığı andan itibaren 4 aydır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapmış olduğu yargılamaların dayanağı da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri ve ek protokollerdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi de bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının icrasını göstermektedir bize nasıl olacağını. Şimdi burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirme, uygulamayı taahhüt ediyorlar. Oraya taraf oldukları için. Dolayısıyla bu süreçte o devletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla ilgili bir ihlal kararı verildiğinde o ihlal kararı eğer ki mevzuattan kaynaklı bir şeyse sözleşmeci devlet hükümeti o mevzuatı değiştirmek zorunda. Veya uygulamadan kaynaklı bir şeyse uygulamayı değiştirmek ya da ortadan kaldırmak yerine yenisini düzenlemek zorunda. Tabii ki eğer sözleşmeci devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmiyor ise verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını icra etmiyor ise hem Avrupa Konseyi nezdinde hem de uluslararası platformlarda zor durumda kalıyor. Hatta yerine getirmediği için çok ciddi bir uluslararası platform bir kurum olan Avrupa Konseyi'nden üyeliğinin sona erdirilmesi durumuyla da karşı karşıya kalabilir. Verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peki sevgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Öncelikle beni dinleyen herkese ve buraya kadar gelip bizi onurlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Ben her zaman söylerim, adaletin her zaman güçlünün yanında değil, haklının yanında olmasını diliyorum. Ve bir gün biz avukatlar sonuçta savunma sanatını icra ediyoruz. Bir gün herkesin hem adalete, hem hukuka, hem de en önemlisi adil yargılanmaya ihtiyacının olacağını da belirtmek isterim burada. Çok teşekkür ederiz. Çok duygulandım ayrıca bu sözlerinizin ardından. Bizim gibi gençlere de öncü oluyorsunuz. Siz de gençsiniz. Yanlış anlamayın sakın ama yine de çok duygulandım. Yani önce can, önce insan kavramında bir insan olarak ben karşımda sizin gibi değerli, kıymetli, aynı kavramı benimseyen insanlarla birlikte programlarda bulunmak veya işbirliği içerisinde bulunmakta çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum sizi burada ağırlamaktan. Çok teşekkürler. Efendim, Sektöre Dair Her Şey programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben Caner Saygıner, sayılmaya değer olan herkesin ve her şeyin temsilcisi ve savunucusu. Doğrunun ve gerçeğin de savunucusu. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.